Soru Cevap'ın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen videoda az soru geldiği için aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyin demiştim ve sağ olun gerçekten çok fazla soru geldi. Bu sefer de soruların hepsini alamadım. O yüzden belki bu videoyu iki part da yapabilirim. Şu an emin değilim. Çünkü hala yorumlarda cevaplamak istediğim çok güzel sorular var. İki part yapmasam bile bir önceki videodaki yorumların bir kısmını bir sonraki videoya alabilirim. Yani sorunuz burada değilse üzülmeyin açıkçası. Ve tabii ki sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın ki serinin devamı gelsin. Ramazan Tombul 50 ile süper teşekkür ile göndermiş. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Animede tayfadaki gerçek hayattaki seslendirmenlerden biri ölürse, mesela Usopp'un sesi bir anda değişirse, sence bir eksiklik hissettirir mi? Ya bunu zaman zaman yaptılar aslında animede ama muhtemelen çoğu insanın aklından çıkmıştır bu tür şeyler. Tabii ki seslendirmenler hiçbiri hayatını kaybetmedi. İnşallah serinin sonuna kadar sağlıklı ve huzurlu bir şekilde, uzun bir şekilde yaşarlar. Ama ara sıra gerçekten seslerin değiştiği olduğu karakterlerin. Mesela benim hatırladıklarımdan Nami'nin sesi Little Garden adasına girdikleri zaman. Nami'nin sesini başka biri seslendiriyordu. O çok bariz bir şekilde Nami değil bu falan demiştim tekrar izlediğimde. Ya da Typhi Enies Lobby'ye giderken o deniz treninin üstünde giderlerken Chopper'ın sesi de biraz değişikti. Muhtemelen Chopper'ın seslendirmeni de o dönemlerde aktif değildi. Gerçek seslendirmeni değildi. Yani bir seslendirme sanatçısı almışlardı. O çok çaktırmıyordu da Nami'nin Little Garden zamanındaki en azından ilk iki bölüm hatırlıyorum. Little Garden'ın ilk girdiği zamanlardaki seslendirmesi gerçekten çok farklıydı. İsterseniz gidip bir bakabilirsiniz. Ama mesela sorarsam kaçınız hatırlıyordur bunları? Bence çoğu insan hatırlamıyordur. Benim de unuttum illaki birçok böyle yer vardır. Muhtemelen vaktini izlerken aa evet lan bunun sesi bu değil falan demişimdir de şimdi hatırlamıyorum. Muhtemelen. O yüzden hani çok benzer bir ses sanatçısı kullanırlarsa belki büyük bir değişiklik hissetmeyiz. Ama Luffy'ye yakın bir sesi bulmaları belki biraz zor olabilir çünkü biraz onun sesi tiz ve kendine has bir sesi var ya. O yüzden Luffy biraz eksik hissettirebilir belki. TSA Buggy'nin şans eseri sürekli konumunun yükselmesi, Chopper'ın 100 beri, 1000 beri ödül alması şakası gibi kabak tadı vermeye başladı. Buggy'den seriyi etkileyecek bir hamle bekliyor musun yoksa Buggy balonu yakında patlar mı sence? Hangi balonu şişirirsiniz şişirin, bir süre sonra çok şiştiği için tabii ki patlar. Tabii ki koca devasa hava balonlarından bahsetmiyorum, küçük balonlardan bahsediyorum. Yani eğer Buggy bir balon olsaydı yani şimdiye kadar muhtemelen bir yerde patlak verirdi ya. Buggy'nin ben balon olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gerçekten seriye çok güzel bir tat katıyor bence. Ve yakınlara patlayacak gibi gelmiyor. Eğer bu karakter Yonko olduysa muhtemelen bunun geleceği çok parlak olacak gibi geliyor. Çünkü hemen devrilecek birisi Yonko olmasının çok bir anlamı yok gibi geliyor bana şu an Buggy'nin. Yani Eiichiro Oda Buggy'ye sırf şaka olsun diye Yonko yaptığını sanmıyorum ben. İlla ki vardır bir birliği, vardır bir planladığı ama nasıl bir planı var ona biraz bakacağız. Bu arada Buggy'nin balon olduğu konusuna yine dediğim gibi katılmıyorum çünkü Buggy evet güçsüz ve karakteri çok güçlü olmayan bir tip. Ama zekası gerçekten çok fazla bu karakterin. Hani evet aptallıkları var ama özellikle ticari zekası gerçekten çok gelişmiş Buggy'nin ve Buggy'nin Yonko olması da aslında bir noktada bu sebeplerden ötürü oldu. İnsanları manipüle edebiliyor. Dediğim gibi çok iyi bir şekilde ticaret yapabiliyor. Hani diğer karakterler gibi hakisini güçlendirmiyor belki ama kısmen altına insanlar alarak yavaş yavaş parasını da arttırarak otoritesini güçlendirdi. Yani One Piece serisine çok alışık olduğumuz bir büyüme süreci değil bu ama neden olmasın? Bence ayrı bir tat katıyor seriye Buggy. Beyaz. Yaşam kartı nasıl yapılıyor ve çalışıyor. Biliyorum çoğu kişinin umurunda değil ve büyük ihtimalle nasıl çalıştığını biliyorlar ama ben ne mangada ne de animede yaşam kartlarının ne olduğunu anlatan bir kısım görmedim. Gerçekten çok güzel bir soru bu arada ve hani çok da üzerinde düşünülen bir soru değil seri içinde. Ha, tabii ki illaki ilk gördüğüm zamanlar özellikle lan bu vivre kartları, yaşam kartları ne oluyor? Nereden geliyor? Nasıl yapılıyor? Lan çok garip şeyler falan diyorsun. Ama alışıyorsun tabii bir süre sonra ve aklından çıkıyor. Ben de vaktinde aynı durumu yaşamıştım. Lan gördüm de bu nasıl bir şey ya falan diye böyle bir düşündüm ama o kadar. Sonra nasıl bir şey olduğunu hiç bakmadım. Ama biraz araştırma yaparak öğrendim ki, yani Wiki'den bakarak öğrendim ki, Vivre kartları insanların tırnaklarıyla yapılıyormuş. Evet, bildiğiniz insan tırnağıyla. Mesela Vivre kart çıkarmak istiyorsun diyelim. Gidiyorsun artık kim çıkarıyorsa, artık dünya hükümeti mi çıkarıyor, ülkelerin kendi bayileri mi var bilmiyorum. Gidiyorsun, diyorsun ki ben Vivre kart çıkartacağım. Oradaki görevli de diyor ki, bana bir 500 bin beri vereceksin, yanında da 3 tane tırnak vereceksin işte. Tamam diyorsun ve tırnağını veriyorsun. Artık ne kadar tırnak vermen gerekiyorsa. Kağıdın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir o. Muhtemelen onun tırnaklarındaki DNA'nı bir tane kağıda enjekte ediyorlar ve sana veriyorlar. İşte senin vivre kartın oluyor. Tabii ki de Wiki'de bu kadar detaylı yazmıyor. Sadece insanların tırnaklarından yapıldığı yazıyor ama geri kalanı benim hayal gücüm tamamıyla. Böyle olmayabilir, başka türlü de olabilir. Ama vivre kart gerçekten garip bir şey ve muhtemelen nasıl yapıldığı
veya onun lore'u hakkında çok fazla üzerine düşülmeyecektir ileriki zamanlarda diye düşünüyorum. O yüzden hep aklımızda bir soru işareti olarak da kalabilir nasıl yapıldığı. Strav Official. Abi bu serinin son sagası ama nasıl olur? Daha inanılmaz fazla şeyler var. O kadar fazla detaylar birikti ki neredeyse tüm adalara tekrar ziyaret etmek zorundalar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü seride daha çok fazla ark var. Egghead, Yeni Marineford, Elbaf, Lovetail, Kayıp Yüzyıl ve daha fazlası. Bence bitirilebilir desen de sadece bırakılan şeyleri düşün. Muhtemelen Yeni Marineford'a hiç gitmeyeceğiz. Çünkü zaten Marineford'a bir kere gitti teknik olarak Luffy ve bir daha gideceğini düşünmüyorum. Hani gitme gibi bir nedenleri de yok ortada şu anda. Ama diğer yandan gerçekten de haklısın. Serinin bitmesine ola 5 yıl falan var diyor. Hani bir ark kalacak falan dedi. Ulan bir geldik Egghead'deyiz. Egghead'de olaylar çözülür muhtemelen. Vegapunk'ın adasına girdik 500 yıllarda falan filan diye düşünürken tamam bazı şeyler biraz kısmen yerine oturdu ama onun yerine bambaşka gizemler geldi. Her arkta olduğu gibi. Ve gizemler son arklara gelmemize rağmen hala çözülmedi. Onun dışında dediğin gibi gideceğimiz daha bir iki tane daha ada var. Kesinlikle Elbaf ve Lovetail'e gideceğiz. O işi nasıl kurtaracak o da bilmiyorum. Hani 5 yıl içinde gerçekten Kayıp Yüzyıl flashbackini, Elbaf arkını ve Lovetail kısmını bize gösterip seriyi bitirebilecek mi gerçekten ondan emin değilim. Özellikle ki zaten 2023 yılı boyunca neredeyse tüm sayılar 2 haftada bir çıkmaya başladı. O yüzden muhtemelen Eiichiro'da her sene söz verdiği gibi One Piece'i hızlı bir şekilde bitiremeyecektir diye düşünüyorum. Öte yandan gizemlerin çok 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 fazla artmasından dolayı insanların ulan bu kadar gizem var hangisini açıklayabilecek korkusunu da anlıyorum ve çok normal gerçekten saysam belki irili ufaklı 100 tane gizem çok net çıkar. Ama biraz oturup düşününce şu da aklına geliyor. Ulan bu gizemler aslında kıyısından köşesinden birbirlerine bağlı olabilirler diye düşünüyorsun. O yüzden belki de biz Kayıp Yüzyıl'ı öğrendikten sonra gizemlerin %80'ini öğrenecek olabiliriz. One Piece'i görünce de tamamını öğrenecek olabiliriz. O yüzden bu konuda bence odaya güvenmek en doğru karar olacaktır. Zaten başka seçeneğimiz de yok. Polunay Aslan. One Piece'in Baltık mitolojisinde bahsedilen şafak ağacı olduğunu düşünüyorum. Gövdesi altından ve günümüzü gösteriyor. Yaprakları gümüşten ve geleceği gösteriyor. Kökleri ise bakırdan ve geçmişi gösteriyor. Tüm zamanlar bir arada yani One Piece. Sence One Piece bu ağaç olabilir mi? Açıkçası şafak ağacı hakkında böyle çok az bilgiye sahibim. Hatta ismini sadece kulaktan dolma bir şekilde duydum diyebilirim. Gerçekten One Piece hazinesi belki 20 tane videomda anlatmışımdır bunu. Gelecekle, geçmişle zaten çok alakalı da gelecekle de inanılmaz derecede bağlantılı bir şey gibi gözüküyor. Ya One Piece hazinesi geleceği gösteren bir şey olması gerekiyor. Ya da One Piece hazinesini bırakan kişi ya da antik çağlarda yaşayan, Kayıp Yüzyıl'da yaşayan uygarlıklar gelecek hakkında bilgiler biliyordu. Çok yüksek ihtimalle. O yüzden o konuda şafak ağacı gerçekten hani geleceği gösteriyorsa yaprakları bir bakıma gerçekten mantıklı geliyor. Öte yandan kökü de geçmişi gösteriyorsa Kayıp Yüzyıl'ı da gösteriyor demek oluyor. Zaten gövdesi de şu anı gösteriyor. O açıdan çok bir şeyimiz yok ama hani uzaktan bakınca gerçekten mantıklı gibi geliyor ya bu şafak ağacı. Beni de biraz heyecanlandırdı açıkçası. Fark ettiğim detay ise sen de zaten soruda söylemişsin. Ağacın gövdesi altından, yaprakları gümüşten ve kökleri bakırdan. Öyle olduğu tasvir ediliyor. Ve One Piece'i bulan insanların adında yani Roger'ın tayfasının adlarında bu madenlerin ismi gizli. Tesadüfe bakın ki. Gold Roger. Yani kısmen Goldie Roger ama Gold Roger altın anlamına geliyor. Silver Rayleigh gümüş anlamına geliyor. Ve Copper Gaban. Yani yine Gold Roger gibi biraz bir kelime oyunu. Copper Gaban. Bakır. Ve bunu fark edince gerçekten çok daha mantıklı gelmeye başladı. Bu ağacın var olma olasılığı. Hani aklıma geldi ben de söyleyeyim dedim. Fatih Kalpak. Final bölümünde Memories yani ilk Elden Ring çalsın istersin yoksa farklı bir şarkılama yapmalarını beklersin. Yani bence seri izleyen çoğu insanın aklında bu soru vardır. En azından okuyan değil de sadece okuyan değil de animesini de izleyen insanların aklında bu soru illaki vardır. Zaten her animede olan bir şeyleri böyle epik sahnelerde veya finalde ilk opening ya da ilk ending kesinlikle çalınır ya da en sevilen opening ya da ending. Kesinlikle çalınır ya. One Piece'in kesinlikle onu yapacağını düşünüyorum ya. Zaten Roger'ın Raftier'ı bulduğu sırada ilk ending çalıyordu. Öte yandan her bölümün sonu zaten One Piece'in en sevilen openingleri dıt 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 diye gidiyor ya. To be continued'dan sonra. Orada zaten arka plan olarak fon müziği olarak çalıyor. O yüzden finalde de kesinlikle bir böyle duygusal bir şarkının çalacağına eminim. Ve bence Fatih İlk ending çalacak ya. Bence yeni bir şey yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Hani o kadar yolculuk geldik ve finalde yine ilk bölümlerin sonundaki çalan şarkı çalıyor en sonunda. Hem duygusal hem de alakalı olacak şekilde çok az şarkı seçebilirler diye düşünüyorum. Yagi. Bir ara çok canlı yayını çağırdım Noct. Acaba tekrar canlı yayınlar geri dönecek mi? Canlı yayınları yapıyordum çünkü çok keyif alıyordum. Ama bir süre sonra canlı yayınları zorunluluktan yapmaya başladım. Fark ettim ve bir anda kestim zaten. Fark etmişsinizdir. O yüzden şu anda canlı yayın yapsam keyifle yapacağımı düşünmüyorum. Hani ben biraz daha sanki video yapma ve editleme insanıymışım gibi geliyor. Şu anda biraz canlı yayınları şöyle bir geriye bıraktım.
Şöyle dur bakalım dedim, biraz video ile ilerleyeyim. Eğer gerçekten canlı yayın yapma keyfim yerine dönerse tekrardan tabii ki açarım. Ama şu anlık gerçekten öyle bir hevesim yok. Hevesim yokken de yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O zaman kimse eğlenmez bence yayınlarda. Muzaffer Çelik. Sana göre Eiichiro Oda One Piece serisiyle global bir akım başlatma çabasında olabilir mi? Fantastik ögeleri saymazsak hikayenin kurgusu, tarifi mitler ile birlikte dünya düzeniyle ilgili birçok komplo teorisine de göndermeler içeriyor. Yani ben Oda'nın böyle çok fazla bir akım başlatma hevesinde olduğunu hissetmiyorum anlattığı hikayelerde veya vurguladığı noktalarda, ama şeyi de hissediyorsun. Bakın böyle bir şey oluyor ve bu gerçek dünyada da olan bir şey. Gözlerimizi biraz açmak için ufak tefek böyle kardeşim uyan falan şeyi de yapıyor o da. Ne bileyim, kölelikler, ırkçılıklar, yamyamlıklar, aklınıza gelen türlü türlü dünya üzerinde olmaması gereken vahşi olaylar diyeyim. Veya vahşi olay olmasına gerek yok. Ya da olumsuz bir şey olmasına gerek yok. Dediğin gibi tarihi ve mitik olayları anlatma çabasına da giriyor o da. Bunu da hissediyorsun açıkçası. Ama bence sadece şöyle bir gözümüzle gösterip çekmekten başka bir şey amacı yok yani Oda'nın. Hikayesine katkı sağlamaktan. Ha belki biraz şey amacı olabilir. Bunları izleyip gerçekten biraz insan şey oluyor. Ulan diyorsun, harbiden kötü şeyler yaşamış karakterler deyip gerçek dünyadaki olaylara biraz bağlaştırıp harbiden üzülebiliyorsun. En azından ben çok yaşadım vaktinde bu durumu. Belki öyle bir amacı olabilir ama bir akım başlatacak kadar ileri seviye bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Ama belki de olabilir. O da bu belli olmuyor ama. Botanike ya da Botanike. Bot Enike? Bilmiyorum. Tüm anime bitince açıklanmayan sırlar ve son güç sıralaması gibi bir video yapmayı düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum ama en az 5 yılı var böyle bir videonun gelmesine. Ve 5 yıl sonra tabii ki yaparız ama işte dediğim gibi böyle bir video bekliyorsan önce animenin bitmesi ya da manganın bitmesi gerekiyor ki böyle bir video yapalım. Ama onun da dediğim gibi en az bir 5 yılı var. O yüzden biraz erken bir soru oldu ama tabii ki aklımda böyle bir soru işareti vardı, o yüzden gidermek istedim. Sorularınız için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.